Ya babam o kadar katil ya. Yoklamaya var. Ya oldu. 405 hayır olsun. Benim olacak. Tamam seçim keserim. Ya boş konuşmayacağım. Abi dedim bari hayır. Zamanı mıydı ya? Mali ya. Evet. Hazır mıyız? Hazır başkan. Tamam başkan. Öyle bir fırsat geçti mi benim adımı hemen kes de. Ömer başkan. Hazır mı? Evet. Başkan. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Milli basın mensupları aylardır üzerinde çalıştığımız dolmuş moderasyonu ile ilgili Büyükşehir Belediye'miz ve şoförler arası tarafından ortak karar almıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki bizde şu anki gelir seviyesiyle araçlarımızı alacak güçlü olmadığımızı şoförler odamız ile her fırsatta dile getirip yeni bir formül bulunması yönünde sürekli odamıza taleplerimizi ilettik. İstişarelerde bulunduk. Büyükşehir Belediye'miz ve şoförler odamızın açıklamış olduğu 12+1 sistemiyle araçlarımızı yenileyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Oda Başkanımızın girişimiyle koltuk attığım bedeli olmaması, 40 dolmuşun 80 taksiye dönüştürülmesi ve yeni kurulacak olan hatlara 40 dolmuşun aktarılması bir şoför esnafını memnun etmiştir. Kendilerine tüm şoför esnafı arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Ancak duraklarımızdan yeni kurulacak olan hatlara araç çıkışı sağlanamadığı takdirde yeni alacak olduğumuz araçların taksitlerini ödeyemez duruma geleceğiz. Şehir içinde 21 durak ile yolsuz taşımacılığı yapmaktayız. Bu duraklardan yaklaşık 16 durağımızın şu anki gelir seviyesiyle birlikte kredi çekip araçlarımızı yenilsek de esnafın kredi borcunu ödeyemeyip araçlarımızı banka tarafından haciz edileceğini gerek belediye başkanımıza gerekse şoförler odası başkanımıza her fırsatta dile getirdik. Bu sebeple yeni kurulacak hatlara araç geçişleri olmazsa dönüşüm sağlayamayacağını buradan belirtmek istiyoruz. Yıllardır duraklar arası kavga, sürtüşmeler sebep olan hat sonu ve hat başı levhaların dikilmesiyle birlikte duraklar kendi yolcusunu taşımasını sağlaması gerekmektedir. Duraklara geçiş yapacak olan dolmuşların ve hat sonu ve hat başı levhaların dönüşüm süreci başlamadan bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Biz de kimsenin hakkını alıp bizlere verilmesini istemiyoruz. Biz adaletli, hakkaniyetli ve adil bir çalışma düzeni istiyoruz. Bizler bugün burada sadece de endişelerimizi dile getirmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız biraz zorluğuna bu süreçte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da verdiği sözlerin arkasında duracağından hiç şüphemiz yoktur. Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki yıllarca şoför esnafı üzerinden rant sağlayan ve şoför esnafı üzerinden bir karşılığı olmayan kişilerin sanki şoför esnafı menfaatlerine hareketler ediyorlarmış gibi davranış içinde bulunmalarını yadırgıyor ve kınıyoruz. Bu kişiye gerek sosyal medyadan gerekse mesaj yoluyla şoför esnafını hamile soyma girişiminde bulunmaları şoför esnafı tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Bunlar kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyeceklerini tüm şoför esnafını bilmektedir. Bunlara gerekli cevap sandıkta verilmiş yine verilecektir. Bugüne kadar sesimiz çıkmadıysa oda başkanımız gerekli mevcide hakkımızı savunduğu içindir. Zamanı geldiğinde sesimizin ne kadar güçlü gür çıkacağını kimsenin şüphesi olmasın. Biz de Trabzon Şoförler Odası'nın üyeleriyiz. Oda Başkanımız Ömer Hakan Usta, şoför esnafı menfaatleri de olsa gerekeni yaptığına ve bundan sonra da yapacağına dolayı inancımız tamdır. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na ve Trabzon Şoförler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta'ya bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızdan. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Hayır. Değerli üyelerimiz, değerli misafirler, değerli basın mensupları.
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabi burada arkadaşların organizasyonuyla beraber bir basın açıklaması yaptık. Şoförler platformu adı altında. Sürecimiz tabi 12+1 sistem üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Belediye başkanımızla beraber istişare içerisindeyiz. İnşallah esnafımızın menfaatleri doğrultusunda yapılması gereken neyse yapmaya da devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz dediğiniz gibi. Toplantılarımızı zaten yapıp üyelerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diğer arkadaşlar. Sağ olun. Soru var mı? Soru varsa sorular alabiliriz. Soru yerde.